Kızlarımız doya doya moda stüdyolarına ulaştıkları gibi backstage'deki yerlerini alıyorlar. Bu arada Su hala elbisesini bulamamış. Her yere baktım. Gittiğim yerlere de baktım ve asla elbisemi bulamadım. Kesin olarak nerede unuttuğunu hatırlıyor musun? Kesin olarak kumaşçıda unuttum. Ben bu şu ayağımla gerçekten yaptım bu alışverişi. Hani biraz insaf, biraz insani duygular. İnsaf derken niye bana bakıyorsun ki? Senden şüphelendiğim için sana bakıyorum Özlem. Neden Özlem'den şüpheleniyorsun Su? Çünkü burada yapabilecek potansiyele sahip sadece Özlem var. İspatınla gel. Türkiye'nin karşısında senden özür dileyeceğim ama ispatınla gel. Buraya kıyafetinle gelip kimse senin çantandan almadı. Kimse senin o poşetinden almadı sonuç olarak değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Sana ne oluyor? Sana hiç kimse bir şey demedi ki. Sana ne oluyor ya? Sana ne oluyor ya? Hayır, az önce bana söylüyorsun ya sen ne tamam, aldın diye. Tamam ama sana ne oluyor? Atlama o zaman. Atlama o zaman. Atlarım. Neden tabii ki. Niye atlıyorsun? Sorumsuz olma. Kızlar sesinizi yükseltmeyin lütfen. Hepinize bir soru sormak istiyorum. Aranızda Su'nun elbisesini alan oldu mu Aleyna? Hayır, bugün alışverişimde kumaşçıya bile gitmedim zaten, görmedim. Melike? Ben almadım, hayır. Özlem? Ben de bugün sadece bir yerden alışveriş yaptım ve oradan çıkmadım. Sonra toplanma alanında zaten Su'yu gördük. Hülya? Asla almadım, net. Kumaşçıya kimler gitti peki? Ben gittim. O zaman Deren aldı. Evet, ben aldım. Al işte. Bugün kumaşçıya gittim. Abi bana kıyafeti verdi. Su dedi ki burada kaybetmiş. Ben de kıyamadım. Dedim ki Su kıyafetsiz çıkmasın. Aldım, getirdim. Su neden ağlıyorsun hala? Sinirlerim bozuldu çünkü şu anda. Deren'den böyle bir şey beklemiyor muydun yoksa? Gerçekten beklemiyordum bu arada senden. Ben sana iyilik yaptım. Sen farkında mısın? İyilik mi yaptın? Evet. Kaç saattir burada arıyorum, dalga mı geçiyorsun? Kaç kişiye sordum, kaç kere sordum? Deren, Su'nun elbisesini getirebilir misin lütfen? Al tatlım, bu da sana ders olsun. Kapanışta bile zaten kıyafetin hiç umurunda değildi. Bir daha artık orada burada unutmazsın. Konu çözüldüğüne göre sizi hazırlık sürecinde baş başa bırakıyorum hanımlar. Hepinize kolay gelsin. Teşekkürler. Dediğim gibi onu podyumda kıyafetsiz de çıkartabilirdim ama öyle bir şey asla yapmadım. Ve buna rağmen ben teşekkür beklerken bağırıp çağırdı. Hak etmedim bence. Su yaşadığı gerginliği hala üzerinden atamamış sanırım. Çıksana dışarı ya! Bağırma dışarıya bana! Çıksana! Bağırma bana! Dışarıya çıksana! Bana bağırma! Sana bağırma, çıkmayacağım! Çıksana sen çıksana dışarıya! Deren çıksana sen de gerçekten ya! Paranı kaybettin, bulamadın. Aradım. Aradın mı? Girdim bütün mağazalara, tekrardan girdim. Yoktu. Evet, paranı bulamadın ama Su'nun kaybettiği elbisesini buldun. Evet, kumaşçıya gittim elbisemi almak için. Orada Su'nun elbisesini bana verdiler. Dediler ki bu Su'nun kıyafeti, burada unutmuş. Ben de ona iyilik olsun diye. Sen de bir iyilik yaptın ve ona geri verdin. Orada almayabilirdim, orada bırakabilirdim. Sonuçta süresi tamamen bitmiş. Burada kıyafetsiz çıkabilirdi. Yukarıda söylemeyebilirdim, makyaj yaptığımız yerde söylemeyebilirdim. Ben de dil diyebilirdim. Keza burada birçok örnekleri oldu. Esra'nın kıyafetleri burada paramparça olmuştu. Özlem kesmişti, hatta kutuda Esra getirmişti. Ağlamıştı. Aşkım biz bunların hepsini yaşadık, biliyoruz. Evet. Evet. Yani bunları tekrardan hatırlatmak istedim Su'ya. Çünkü ben öyle bir şimdi şey yapmadım. Şimdi sen öyle bir niyetle değil. Aynen gerçekten öyle. Unuttuğu için süresi de bitti ve ona yardımcı olmak evet. Amaçlı elbisesini getirdi. Aynen öyle. Çok iyi niyetli yapılan bir şey. Evet. Sonra aynen devamında öyle. Ne oldu? Senin yüzü niye şekil değiştiriyor? Yani ben burada asla bir iyi niyet göremiyorum. Çünkü iyi niyet nedir? Almışsındır. Toplanma alanına giderken verirsin bana. Dersin ki unutmuşsun Sucuğum, al. Ben buraya geldim. Benim yine krizlerim, ataklarım tuttu. Bana öyle söylüyor. Diyor ki evet ben aldım. Ben burada hiçbir iyi niyet görmüyorum. Ama sen öncesinde Özlem'i, Özlem'in aldığını düşündün. Evet. Özlem'i zan altında bıraktın. Özlem'i zan altında. Yani şöyle bana sordular. Dediler ki sence kim aldı? Burada birinde. Ben de dedim ki hani biz en başından beri şimdi Deren dün geldi o yüzden çok tanımıyoruz. Özlem'le de aramızda atışmalar devam, hani sürekli atışıyoruz. Aklıma ilk gelen isim Özlem oldu tabii ki de. Yani kime sorsak Su'nun kıyafetini kim aldı? Burada herkes eminim ki Özlem almıştır diye cevaplar. Çünkü birinde olduğuna eminiz ama kim olduğunu bilmiyoruz. Deren de dün geldi, ben asla böyle bir şey yapabileceğini düşünmedim. Şok oldum çünkü çok tatlı bir kız olarak gözüküyor.
Ama değilmiş. Yani ben bu yaptığında asla bir iyi niyet görmüyorum. Tabii yine de siz bilirsiniz. Hani az önce anlattığım gibi, verdiğim örneklerdeki gibi onlar sizden bir puan aldı. Ama ben Sun'un bir puan almasına asla gönlüm el vermedi. Kıyafetini tekrardan verdim. Bu iyi niyet değil de ne? Sorarım size yani. O zaman en başta verseydin. Evet, iyi niyeti göstermek için. Yani toplanma alanında madem en başta bu kadar... vermemenin nedeni neydi? Beni denemiş. Sorumsuz olmasaydın bebeğim, yani unutmasaydın. Burası bir moda programı, unutmaman gerekiyordu. Bu da senin sorumsuzluğun, evet. Ki ben yine de sana verdim. Evet, teşekkürler. Rica ederim. Ben alışverişe başlamadan önce düştüm. Bayağı kötü düştüm ve geçmiş olsun. Sağ ayağım şiş. Bana sordu ekip. Dedi ki devam etmek, gerçekten kötü düştüğümü gördükleri için. Devam etmek ister misin? İstersen de bırakabilirsin. Ben dedim ki tek ayakta olsam ben bu alışverişi bitireceğim dedim. Şimdi zaten tek ayağım, hani zar zor yürüyorum, süre sıkıntım var, kombin sıkıntım var, bunları yetiştirmeye çalışıyorum. Yani canım çok yanıyor, tek ayak hani koşturuyorum falan. En son kumaşçıya gittiğimde normalde ben şu kısımda böyle hafif bir renk farkı var, bilmiyorum gördünüz mü? Bu renk farkını kapatmak için ben burayı aslında taşla böyle kapatmak istemiştim. Taş da aldım hatta ama elbisemi vermediği için onu yapamadım. Taşla kapatmak istemiştim. O ölçüyü almak için elbiseyi çıkarttım, denedim. Sonrasında elbiseyi orada bırakmışım çünkü... Yani sıra... daha aslında sorumlu olman gerekiyor. Kesinlikle. Evet, kötü bir şey geldi başına ama bu... zaten ne yapıyorsunuz ki? Elbise ve bir kombin. Bunda çok en hassas olmanız gereken... yerdesiniz. Kesinlikle öyle. Ama ben o ara yani acım, insanlık hali, unutabiliyoruz. Yani her şeyi, ben telefonumu da her yerde unutabiliyorum. Ki benim bu büyük bir problemim zaten, unutma problemi. Ama işte burada bunlara dikkat etmek kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle etmek gerekiyor. Gel gelelim, Özlem'i de çok kötü zan altında bıraktın. Benim takıldığım yukarıda bayağı yani, yani. Bayağı koptu yukarısı, neler neler. Bağırışlar çağırışlar, sen ağladın. Sen ağladın değil mi? Sen mi ağladın? Bir ağlayış geliyordu. Ben ağlamadım. Çok sinirlendim Yasemin Hanım. Şöyle bir şey var. Bence kötülük yaptığını düşünmüyorum. Sebebi şu. Bu arkadaşım daha sonrasında görmeseydi, elbiseyi hiç almasaydı demek ki bugün elbisesiz çıkacakmış. Bence kötü niyeti olsaydı hiç vermezdi diye düşünüyorum. Benim konuma gelirsek de ben kendisinden özür dilemesini bekledim ve dilemeyi kabul etmedi. Aynı şeyi ben ona yapsaydım o da umarım bir özür beklerdi diye düşünüyorum. Başka da bir şey söylemeyeyim. O anı merak ediyorum. Mesela bir anda... beklemediğin yerden, derenden çıktı elbise ve sen o ara Özlem bayağı inanmış bir şekilde Özlem'in üstüne gidiyorken deren çıkarıp verdiğindeki o saniyeyi, yani seni çok merak ediyorum. Hiç o an yerinde olmak istemezdim. Evet, kötü hissettim gerçekten. Şok oldum zaten. Bir tepki veremedim önce. Bir iki dakika. Çok şaşırdım. Asla beklemiyordum. Çok şaşırdım. En son artık kıpkırmızı oldum ben zaten. İşte nefesim kesildi falan. Çıktım, elbiseyi aldım. Bir ağlama krizi geçirdin. Evet. Şimdi şöyle Yasemin Hanım. Burada örnek veriyorum. Benim aram işte Aleyna, Melike ve Hülya diyelim şu an bugüne kadar... Hülya, Aleyna ve Melike uzun süredir burada ve asla böyle bir şeyin, bir konunun içinde bile bulunmadılar değil mi? Biz izliyoruz sonuçta. Asla bulunmadılar. Şimdi ben bu üç kişiyi zan altına bırakamam. Özlem'le zaten sürekli atışıyoruz. Hani takıntılı zaten bana, yani inanılmaz derecede. Benim aklıma tabii ki ilk Özlem geldi. Çünkü Deren'in ikinci günden böyle bir şey yapabileceğini asla düşünmedim ki ikinci günden bunu yapan ileride neler yapar ya, Allah ne yapmış bilir. Çok yapma, bir şey yapmadı. Ben asla bir iyi niyet görmüyorum hocam. Siz görüyor olabilirsiniz peki, ama ben görmüyorum. Ben senin neyine takıntılıyım, sana niye takığım? Bunu da biraz açıkla. Sebep ne, amaç ne? İşte şunu da söylemek istiyorum. Çünkü en son bana söyledi, ben konuşmak istiyorum. Burada suyu kıyafetsiz bıraksaydım, vermeseydim, bende değil deseydim, yine devam etseydim, hiçbir şekilde göstermeseydim. Veya kumaş mağazasından elbiseyi almasaydın ne olur? Durdu. Aynen ki zaten süresi su bitmişti. Buraya bir ben, puanla ben çıksaydım daha mı iyi olurdu diye sorarım ben kendisine. Ben bu elbiseyi teslim almak istemiyorum. Sorumluluğunu almak çok istemiyorum deseydi. Deren ne yapacaktın keşke o zaman? Keşke öyle deseydi.
Bir kez keşke öyle deseydi. Elbisesini almayı unuttuğu yerlere bakmaya gitmiş. Ben gittim, alınmış. Ben almaya gittim. Keşke öyle deseydi ama Serdar Bey. Ama kumaşçı beyefendi vermiş arkadaşınız su unuttu diye elbiseyi. Tamam, ben gittim ama o zaman bana söyleyecek, diyecek ki kumaşçı verdi bana diyecek. Çünkü ben nerede unuttuğumu biliyorum. Bana bu yardımın yapılış şekli, yapılış tavrı beni rahatsız etti. Ve o tavrı ben gördüğüm, siz görmediğiniz için ben o teşekkürü derene etmeyeceğim. Hmm. Neredesin sen? Ben Fransa'dayım. Fransa'dasın. Ama aslında Paris'te olmak istemişsin değil mi? Anlat bize o hikayeyi. Şöyle, bana Fransa'nın başkentini sordular. Ben de bilmiyordum, bakmadım. Ben de bilmediğim için orada salladım, zaten güldüm, kahkaha attım. Fransa dedim. Aslında Paris'miş başkenti. Fransa'da Parisli kadınlar yaşıyorlar. Paris'te yaşayan kadınlar Fransa'da yaşıyor. Duymadım hocam. Tabii ki öyle, doğru. Onlar kendi stillerini yansıttığı için Fransa'da Parisyen adı altında bir stil ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde Parisyen ismi moda oluyor orada. Evet. Peki bu Parisyen kadınlar nasıl yürüyor Derenci? Yürüyüşlerini asla... Bilirsin mesela sen. Mesela sen Parisyen bir kadın olsan nasıl yürürsün? Ben. Tamam, ben o zaman yürürüm. Bugün canlandırmışsın. Evet. Ama kendimi Parisyen olarak yaparak canlandırdım. Derenci, sen bu podyumları asla bırakamayacaksın. Sürekli podyumdasın. Bu bir işaret bak, gelecekte çok ünlü bir model olabilirsin. Olabilirim tabii ki de. Saçı yap, elini yapıyorsun. Sen hareket çok iyiydi. Çok. Peki bu saç atmandan dolayı eşin galiba bir kıskançlık krizine girmiş. Evet, o yüzden bugün hiçbir şekilde saç atmadım. Yarın bu atmayacağın anlamına gelmiyor. İndirim alma esnalarında asla saç atmayacağım. Tabii ki de. Yasak. Evet. Çok mu kıskanıyor seni Murat? Çok. Murat'tı değil mi? Murat çok şanslı bir adamsın ya. Lokum gibi karın var vallahi. Evet. Bayılıyorum derinlene. Adamın ömrünü uzatır ya. Böyle bir şey yok. Seni alıp eve götüresin var biliyorsun. Sürekli böyle enerji versin yani. Çünkü... Dünyadan bir haber ya. Ondan sonra çok tatlı. Hani böyle siniri çekilmiş gibi sürekli öyle biliyorum. Yapmış bugün Belkış'a. İşte dış sesimizle beraberken, ilk güne başlarken Fransa çıktı ya Deren'e. Ay keşke bana Paris çıksaydı ya. dış sesimiz şok. Niye şok oluyor ki? Bence de keşke Fransa yerine Paris çıksaymış yani. O da biraz Paris'te, bir Londra'da. O kadar için ki Gülşah. Çok iyi olur. Ya. Londra'da olduğunu biliyorsun değil mi Paris'in? Paris'in Londra'da olduğunu biliyorsun değil mi? Hayır, öğrendim ben eşimden. Fransa. Eşin anlattı değil mi sana bunları? Anlattı tabii ki de. Şöyle alışverişimi bitirdik. Daha sonrasında eşim aramış beni. Ben de onunla konuştum. Dedim ki Murat böyle böyle Fransa'nın başkentini bana sordular. Murat'ı bir arasak mı acaba? Ay, çünkü çok tatlı benim değil mi? Bir Deren'in telefonunu alalım mı o sırada Deren'i anlatırken? Bir şey söyleyeceğim, çok tatlı değil mi kocasıyla konuşup kocasının ona bunu anlatması? Anlat sonra. Fransa'nın başkentini, dedim ki bana Fransa'nın başkentini sordular. Dedim ki Murat ben de Fransa dedim. Dedi ki aa nasıl böyle bir şey yaparsın dedi. Dedi ki hayatım dedi Fransa'nın başkenti Paris dedi. Nasıl bunu bilmezsin dedi. Ya. Derenci, ben dedim ki Azı sen nasıl biliyorsun? Çok zeki. Mükemmel. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sen. Kocanın burcu ne? İkizler. Senin neydi? Boğa. Ay ne yemek yersin sen şu anda var. Boğalar inanılmaz bu dünyaya yemek yemeye geldiler. Kim yemek yapıyor evde bu arada sizde? Ben. Tamam, olur. Genelde beni yapıyorsa? Dışarı çıkartıyor yemek yemeye. Diyor ki hayatım yapma diyor, yorulma diyor, gel gidelim yemeğe. Diyorum vay tamam be. Hadi gel gidelim ayol. Tamam. Ya çok ayol. Şanslı olduğunun farkında mısın Deren ya? Evet Murat. Murat şey, kalbim. 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 Kalbim yazıyor. My heart.
Ne ben bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en korkunçunu gördüm. Dur. Sevgilisinin ismini kaydeden kocasını. Dünya emojisi. Alo. Efendim. Murat. Efendim. Merhaba. Merhaba. Ama ben duyamıyorum. Kimim ben? Ha, Gülşah Hanım. Güzel. Aa, İnanmıyorum. Sesi helal. Biliyor çünkü sizi seviyor. Evet. Sesin net geliyor mu? Sesin gayet net geliyor. Otur kız. Murat anlat bakalım, şu anda yayındayız. Bize biraz anlat bakalım Deren'i. Deren'i anlatmaya kelimeler yetmez ki Gülşah. Deren'i anlatmaya ben Deren'in büyük fanıyım. İnanılmaz bir kız. Evet. Yani Londra'nın başkenti Paris olduğunu bilmiyormuş. Sen demişsin ki ona. Nasıl bilmezsin hayatım? O da sana demiş ki asıl sen nasıl biliyorsun? Evet, biz bir gün onu konuşmuştuk onunla telefonla. İnanılmaz. Çok aşık mısın karına? Tabii ki, evet. Ya inanamıyorum. Peki bir şey soracağım. Bu Deren'in elçilerle arası hiç iyi değil mi? Sen bu konuda destekliyor musun Deren'i? Evet, destekliyorum. Adamsın be. Yürü lan. Vallahi adamsın. Helal olsun. Bak alkışını aldım burada. Nasıl da Deren'in arkasına duruyorsun? Deren çok aşık ama sana. Ya ben de onun kadar o kadar aşık olmasaydım zaten bu kadar arkasında durup her konuda onu desteklemezdim. Ya yiyeceğim ben sizi. Çok tatlısınız. O zaman Murat'a kocaman bir alkış. Murat'cığım teşekkür ediyorum. Rica ederim de kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Murat hadi bay bay. O da gülüyor. Kapattım, çok komik ya. Aşırı komik. Evet, hemen yorumuma geliyorum. Peki sen Fransa'da neredesin? Öyle bir şey düşündün mü? Fransa'da bir sokak defilesi. Sokak defilesini izliyor musun? Yoksa orada podyumda mısın? Orada podyumdayım ben. Ha sen mankensin. Evet. Aa Urkun abi. Ne diyorsun? Dehşet içinde izliyorum. Niye? Ya ne bileyim ben bakalım. Aslında çok akılcı yaklaşımları var. Çok farklı yaklaşımlar var. Çok zeki. Parisyeni aslında belki bilmeden çok benzer tarif etti. Parisyen çünkü Parislilerin... Aşkım zaten bilmiyordu, arama motorundan onu da çıkmadı. Öyle mi yaptı diyorsun? Paris'i de Murat'tan öğrenmiş. Ama bu enteresan yaşam şekillerine göre yapılan kıyafetlerin ortaya bakın çıkması. Ona benzer söylemiş, söyledi ve ben dehşet içinde izliyorum. Sen şimdi defileye çıkıyorsun. Benim mankenim olsam ben sana bu kıyafeti giydirmem. Seyirci ol bari bir. Ama size. Tasarımcı bunu uygun gördüyse. Yani. Giydirmez yani tasarımcı. Giydirmez yani, tasarımcı. Yani doğru söylüyorsun. Hayır yani. O zaman dizüstü çizmeler verir tasarımcı bence. Kesin İngiltere'desin. Benziyor muyum? O zaman süper. Evet. Bayıldım. İngiltere'de neredesin? İngiltere'deyim. Anlatacağım ama şimdi ben bir çayımı alıp geleyim müsaade ederseniz. Sütlü çayımı alayım şöyle fincanımla. Konseptimi öyle anlatayım sizlere. Ay bak, pardon. Pardon. Sütlü çay çok severim de beş çaylarında. Şöyle dilerseniz şimdi konseptimi anlatabilirim hadi size. Ben Kate'le çocukluk arkadaşıyım. Kendisi benim ahiretliğim olur. Kate Middleton. Kraliyet ailesine gelin gittikten beri de giderim ara ara. Kayınvalidesi vefat ettikten sonra çok görüşemedik maalesef. Meghan'ın pek gıybetini yapamadık. Bugün ay dedim... keşke bize de getirirdin an biraz yapsaydın. Yok gidiyorum şimdi. Ha şimdi gidiyorsun. Şimdi gidiyorum. Kayınvalidesi öldüğünden beri hiç konuşamadık Meghan. Ne zamandır. İşte beş çayına gidiyorum Kate'e. Biraz Meghan'ı çekiştireceğiz. Tabii olaylar. Artık yası da bitti. Kendine geldi Kate'ciğim. Canım ahrettiğim benim kendisi. Öyle yani. Bir gıybet taklidin de varmış. Nasıl? Varmış. Kate'le böyle gıybet taklidi. Ya o şeydi ama. Ben onu kamera önünde yaptığım bir şey değildi. Ben arada böyle şive yaparım Yasemin. Bizi bundan mahrum mu bırakacaksın? Yapmayın Yasemin Hanım. Aşk o benim olsun. Vallahi öyle şey değil. Aşk olsun. Tam yerindesin. Hadi. Ya... Şöyle anlatayım o zaman. Kız bu iki elti neyinle anlaşamıyor? Ben anlamıyorum ki anam. İyice güzel geçinsenize iki elti. Ne var ki kız? Bir tanesi dağıttı evi, ocağı, kalktı gitti ta Amerikalara. Koca sarayda. Hey ya anam o oğlan da var ya o oğlan. Anam oğlun iyi olacak bu devirde. Gelin aldı götürdü onu.
kopardı orada. E kimin oğlu? Diana'nın oğlu. Yani işte hiç ben var ya hiç beklemezdim anasına o Harry'den biliyor musun? O Harry var ya o Harry. Aa. Gitti karının peşine düştü gitti ta Amerikalara. Diana'nın neyi vardı? E Diana'nın oğlu ya Harry. E tamam da neyi vardı? E Diana da çok özgürdü. Oğlu da özgür değil mi kızım fazla? E özgür. Anam sonuçta ne oldu ki? İki aynen. Gelin bir oldu. Kaynananın başını yediler ikisi birlikte. Özgürdüler değil mi? Anam olan öleli oldu. 100 sene sonra da daha ne olacaktı? Olsun anam daha gençliğini mi yaşadı ki o karı? Ne oldu ki daha 100 erken yaşında? Erken vefat etti çünkü. Çok erken bir kayıp aynen. Yediler gelin, onun başını. O iki gelin bir oldu var ya karıya gün yüzü göstermediler anam. Ben size söyleyeyim. Yazık oldu. Bak Kate benim ahiretliyim. Hiçbir şey demiyorum. Canım benim kardeşim hayatta dedikodusunu yapmam arkasından. Canım arkadaşım ama kendi de az değil yani. Meghan'ın arkasından bana neler söyledi neler dedi. Kız dedim anam elti tamam elti. Kuma'nın gemisi Meghan'ın yürür eltini yürümez. Meghan'ın babasını sokmuyor diyorlar saraya doğru mu? Ne anam? Meghan'ın babasını sokmuyorlarmış saraya. Anam onun hiçbir şeyini sokmasınlar. Kendi de girmesin. Benim neden arkadaşım neden biliyorsun değil mi? Neymiş iki tane Nedime'nin etekleri uzun mu olsaymış kısa mı? Kız benim bacım ahiretliyim daha lohusaydı. No. Meghan bu yüzden benim kardeşimi ağlattı. Yok girmesin yok, anam. Meghan'ın ne babasını, babasını neden hiçbiri. Biliyor musun sokmuyorlar? Neden canım? Çünkü kendi fotoğraflarını basına parayla sattığı için. Ay anam onun sülalesi para göz zaten. Ben sadeyim bak. Onun ne anasını ne babasını ne kendisini hiçbirisini saraya sokmayacaklar. Kendisini. Hiçbirisini. Çok para gözmüş. Meghan ondan görüşmüyormuş. Çok çok. O Meghan var ya. O Meghan, Meghan. O Meghan az değil. Ben sadeyim. Vallahi o Harry de ona uydu gitti. Yazık etti oğlan kendine. Sen buna... Bu düşes halinle nasıl yaptın? Ya sığındım şu tipimle bana bunu yaptırdınız biraz önce. İnanamıyorum şu an. Ay, yani bravo Hülya. Bravo sana. Ay teşekkür ederim. Kim gibi duruyorsun biliyor musun? David Beckham'la Victoria Beckham orada. Aynen bu tabii şapka çok önemli tabii ki. Hı hı. Victoria Beckham gibi duruyorsun. Ya. Bayıldım. Teşekkür ederim. Çünkü o çok biliyorsun kraliyet ailesi hı hı. Ve o mensuplara. Kraliyet ailesinin mensuplarının olduğu çok davetlere gidiyor. Ve en şık benim için her zaman odur. Her zaman odur yani. Ve sen nasıl bunu yapabildin bu kadar zamanda? Sen bunu diktirmişsin belli. Tabii diktirdim. Böyle bir şey nereden bulacaksın? Biraz kumaştan tabii çok pahalanmış kumaşlar. Cidden pahalanmış. Onu bir arşivenle anlatsana. Anam kumaşlar bir pahalanmış bendikte. Buradan kumaş üreticilerine sesleniyorum. Yalvarıyorum ne olur tasarımlarımı yapamıyorum. Lütfen kumaşlara birazcık indirim gelsin. Bugün ona gerçekten tutuldum yani. Bu saçındaki nasıl yaptırdın? Gülşan bu benim kendi tasarımım. Tuhafiye'ye gittim. Şöyle bir tane kalın keçeler var ya ondan aldım. Tabağın üstüne koydum onu çizdim. Bir tanesini katladım. Aferin şu içindeki... sana. Aferin. Öyle bir şeyler yaptım. İçindekileri şu... kadar dikti. Onu işte o aynısı, onu katladım. Çok beğendim. Ellerinize, ellerine sağlık. Fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Ayakkabılarım ve çantam doya doya modaya özel 100 TL. Kumaşlarıma 400 TL verdim. Dikimine 350 TL ödedim. Kafamdakileri yapmak için de 100 TL kadar masraf ettim. Çorabımda 10 TL. Süper. Küpelerim de 20 TL. Süper. Sana küçük bir soru soracağım. Buyurun. Doğru cevap verirsen puanından kırmayacağım. Tabii. Beş çayında. Evet. Kraliyet ailesi. Evet. Yanında ne yer? Kurabiye mi? Hayır. Makaron. Makaron. Ben söyleyeyim. Hayır. Atlıyorsun oradan. Kim atladı? Hayır. Ben. Her şeyi atlama. Ne yer kız? Acılı lahmacun ne yiyecek? Makaron, cookie yer. Ne yer? Hiç çalışmadın mı dersine? Yani beş çayının yanında ne yenir diye bakmadım. Kızarmış tost, üzerine bir parça tereyağı ve üzerine ya, reçel. Bilemedi, kırıyor musun? Bilmiyorum. Hayır canım, puanımda, ekstra. Puanımda. Ya saçma olmayın, ekstra bir bilgi olarak onu söylüyor. Niye kızarmış? Aynen, öyle de. Aynen. Gidersem Kate'e söylerim tost. Kızlarımız Pendik'teki 2 saatlik alışverişlerini tamamlayarak toplanma noktasında bir araya geliyor. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasıl geçti alışverişiniz? Güzel. Çok güzel. Eksik parçası olan var mı? Hayır. Herkes hazır olduğuna göre stüdyomuza doğru yola çıkabiliriz.
Doya doya moda stüdyolarına ulaşan yarışmacılarımız backstage'deki yerlerini alarak yarışmacı arkadaşımın düğününe gidiyorum konsepti için hazırlıklarına başlıyorlar. Kolay gelsin hanımlar. Teşekkürler. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Güzel. Harika. Kartlarınızı yeniden görebilir miyiz hanımlar? Özlem seninki nerede? Benim kartım yok. Aa. Nerede kartın? Nerede kartın? Nerede diyenlere sormak lazım. Nerede kartın? Benim kartımı nereden bileyim ben? Açılışta elindeydi ama. Geldiğimde de vardı. Ben de ellerimle sahip çıkın diye hatırlarsınız. Sonuçta birçok yere uğruyoruz. Belki unutmuş olabilir. Gitti birer puan. Tü. Özlem bir de sırf kartın olmadığı için eleniyormuşsun. Ah yazık. Gülerim. İyi kına yakarsın. Ah yazık. O kadar yoksun ki. Sen olsan ne olur, olmasan senin ne olur. Senin varlığın belli değil ki zaten. Varlığım mı belli değil? Sizi hazırlanmanız için baş başa bırakıyorum hanımlar. Hepinize kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Özlem kızları beklemeden kulise giderek dolapları teker teker kontrol etmeye başlıyor. Bu davranışını kızlar hoş karşılamayabilir Özlem. Gelsinler, özel eşyaları varsa da başlarında dursunlar. Çünkü eşyalarına bakacağım. Ondan sonra başka bir şeyden de suçlu olmak istemiyorum. Özel eşyalarınız varsa gelin başında durun. Aradıktan sonra başka bir şeyinizin başına bir şey geldiğinde bunu da bu almıştır denilmesin. Kimden izin aldın dolabımı açarken? Kimseden izin almadım, bir daha açayım. Kimden izin aldın dolabımı açarken? Şimdi bu kamera buradayken... Orada bir dur. Bak. Orada bir dur. Bir şey saniyeceğim. Saçmalama. Özlem. Beni sinirlendirme. Bak, beni çığırdan çıkartma. Bu dolap benim bakayım. Özelim olabilir. Anamelike. Benim de özel dolabımdan kartım kayboldu. Özel dolabından mı kart? Ben senin dolabına dokunmadım bile. Nereden bileyim? Sen ne haddine ki bu dolabı açıyorsun? Benim burada özelim var. Şunu bir kapat önce kızım. Tamam. Bizim dolabımız, bizim buranın içinde özel eşyalarımız var. Kendin göstereceksin o zaman. Eğer gelseydin. Aç göster. Aç göster. İçini göster. Ve bizden rica etseydin biz zaten sana açık açar gösterirdik bunu. Ama senin yaptın kabadayım. Aç dolabı. Şimdi aç dolabı deyince açacağımızı mı zannettin Özlem? Öyle zannettim ablası. Aç dolabı derken. Kızlar. Dolabı açmanızı rica ediyorum. Eğer gelseydi Ali Hanım ve Melike lütfen dolabınızı gösterir misiniz deseydi kesinlikle açar gösterirdik. Çünkü dış ses bu dolap bizim dolabımız ve bizim içinde özel eşyalarımız veya kendim gibi gibi şeylerimiz olabilir. Şimdi ben oraya geldim, seslendim ve eşyalarınızın başına gelin özelim varsa başınıza durun. Sen buraya gelmeden yine dolabın kapağını açmıştın. Pardon hayırdır. Tamam, söylediğinde zaten biz pardon, bakmadım geldim. Karıştırmadım. Sen zaten gelip bakmışsındır. Dolabın içini karıştırmadım tatlım. Karıştıramaz. İyi bir o eksikti. Bir o eksikti. Ne oldu? Açarım. Dolabın kapağını açarım. Sen saçma sapan davranma öyle. Şaka mısın sen? Gerçekten şaka mısın? Ne topluluk içerisinde yaşamayı biliyorsun? Biliyormuş olsan şu manzarayı yarattın. Siz de biliyormuş olsaydınız kartım kaybolmazdı diye düşünüyorum. Nereden biliyorsun? Sakin kaldım kaldım sakin dediniz. Şimdi de delirdim. Kartım nerede? Kartım nerede Aleyna? İçeride insanlar var. Şu an buraya geldiniz. Önce sizle muhatap oluyorum. Sonra onlarla da tamam. Tamam. Onlar da geldikleri zaman dolaplarının başına onlarla da muhatap olurum. Kartım nerede? Peki neden hiç kimsenin dolabına izinsiz sen şunu sevmiyordun değil mi? Bağırmıyorum tatlım. Sakinim. Kartım nerede? Bravo aynen böyle. Kartını bir oyuncu olmak isteyen sensin sana öğretiyorum. Öyle oynanmaz böyle oynanmaz. Kartım nerede? Hiç kimsenin kafasına bir algı oluşmaması için. Zan altında kaldığımız için gösteriyoruz. Göstereyim. Biz açalım. Kendi kıyafetlerini al. Çantanın içini de gösterebilirim. Burada benim takılarım var. Burada da hiçbir şey yok. Koltuk var. Gerekeni yaptığınız için teşekkürler. Bakalım bu duruma jürimiz ne tepki gösterecek? Önce jürimiz Gülşah Saraçoğlu konuya dahil oluyor. Alakası olun direkt diskalifiye edeceğim. Kendi adıma söylüyorum. Kimsenin yok değil mi? Eminim hepinizden. Doğru mu? Niye konuşuyorsunuz? Ne deniyorum? Aleyna sakın. Yani hepimizin alakası var çünkü hepimizi aldık. Hepinizi aldınız. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Tamam. Hoş geldin. Hoş buldum ya. Sesli lütfen. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Ne oldu bugün? Çok şey oldu. Kartım yok. Kartım yok. Daha önemlisi ben burada bir şey öğrendim. Sussam olmuyor. Konuşsam olmaz. Nerede nasıl hata yapıyorum? Bu kadar neden benden nefret ediyorlar? Hiç anlamış değilim. Kart nerede?
Kart nerede? Siz şaka yapıyorsunuz şu anda. Yazık hallerine bak. Marifetmiş gibi de gösteriyorsunuz. Siz şaka yapıyorsunuz şu anda. Hiç hoş değil. Yazıklar olsun. Hiç hoş değil. Hemen şunu söylemek istiyorum. Sizin de bilginiz yok. Ekibin de bilgisi yok. Şu an bu manzarayı ben ilk defa... Bu bayağı kurgulu bir durum zaten. Tabii ki Yasemin sorduğunda, Özlem anlattığında... devamını zaten anlatacağız. İçeride neler oldu onu da anlatacağız. Ben hepimiz adına şu anda bir karar almak istiyorum ve sizden rica ediyorum. Normalde kartı olmadığı için 9 üzerinden değerlendiriyoruz değil mi? Evet. Onun puanını kırmayalım. Kırmayalım zaten kırmayacağız. Hepsini 9 da değil 8 üzerinden değerlendirelim. Bence ciddi daha söylüyorum. Da düşük. Bence daha da düşük. Benim tamam. İçin uygundur. Yasemin bir konuşsun. Ayıptır ya. Bir Özlem bir anlatsın bakalım derdini. Evet buyur Yasemin'cim. Kartın parçalandığını asla bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Yukarıdaki bağırış çağrışlar korkunçtu. Lütfen... İzleyicilerimiz izledi, biz de biliyoruz. Anlatır mısın? Yasemin Hanım, ben backstage'de makyaj yapıyordum. Kartlarımızın yanımıza gelmesi istendi. Ben zaten alışverişten sonra hemen çantamı bırakıp aşağıya indim. Sonra hemen makyaj arası gittim, karta baktım, kartım yok. Dedim herhalde şaka yapıyorlar. Çünkü Deren'in elbise muhabbeti vardı su ile ilgili. Dedim herhalde su aldı, geri verir. Hani bunlar da bana küçük bir şakadır. Elbise çıktı, kart da çıkar diye sakin kaldım. Çünkü burada çok fevri davrandığım günler oldu. Hani dedim biraz daha sakin kalmalıyım. Çünkü ben bu değilim. Sakin kaldım. Bu sefer sakin kalınca herkes üzerime geldi. Şunu söylediler. Sen kendi kartını kendin sakladın. Şu anda da bir numara hani bir rol oynuyorsun. Hayır dedim kartım ben. O niye o zaman bu kadar sakinsin? Dedim çünkü sizden biri aldı ve kart ortaya çıkacak. Peki bunu sana söyleyen kimdi? Aleyna, Su, Melike de zaten. Bu nasıl oyunculuk Aleyna? Wow. Ya amacın neydi mesela orada? Almanıza rağmen. Kartı orada ona o psikolojiyi yaşatma amacınız neydi? Gerçekten merak ediyorum. Ben de onun tepkisini merak ettim. Sonra Yasemin Hanım ben backstage'e geri döndüm, makyaj yapıyorlar. Dedim ki dolaplarına bakacaktım, cesaret edemedim. Açtım ama kurcalamadım. Dedim ki lütfen herkes özel eşyasının yanına gelsin. Ben bakmak istiyorum. Hani özel bir şeyleri kaybolmasın, yanında dursunlar. Melike ile ikisi gelip hop 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 sen nasıl dolabımızı karıştırırsın, dolabı tutuyorlar. Ben açıyorum, onlar kapatıyor. Orada da bir tartışma yaşandı. Açmaya çalışmasaydın o zaman. Açmaya çalışmasaydın değil, almışsın zaten Özlem, kartı. Özlem lütfen bize anlatır mısın? Hiçbiriniz konuşmayın. Evet, ne konuşuyorsun oradan? Bır. Özlem'i dinliyoruz. Orada da küçük bir atışmamız oldu. Ondan sonra Melike kolumu tutuyor, bana diyor ki bana temas etme. Sen tutuyorsun, ben dolabın kapağını tutuyorum, tırnaklarım Melike'nin beline değiyor diye temas etme. Kolumu tuttu diyor, bana temas etme. Ondan sonra olanlar oldu zaten Yasemin Hanım. Bir de bana Gülşah Hanım'ın özellikle söylediği bir şey konu üzerinde üzerime geldiler. Söyleyebilirsin onu lütfen. Söyleyeyim, ben burada çok ağladım, çocuklarımdan hassasım diye. Çok önemli Gülşah bir Hanım konu. Demişti ki sana ben yardımcı olurum gerekirse hani tedavi konusunda. Evet. Söylenmemesi gerektiğini söylediği halde seni doktoruma götürebilirim, tedavi ettirebilirim. Hiç hoş değil. Ben hasta bir insan değilim. Kim söyledi kızım bunu? Aleyna söylemiş. Melike de aynı şekilde hasta olduğumu söylüyor. Ne diyorsun Melike? Doğruyu söylemiyor Gülşah Hanım. Doğruyu söylemiyor. Kendine geldiği gibi eviriyor, çeviriyor, o şekilde anlatıyor. Peki, biz Özlem'i dinlemeye devam edelim. Evet, sonra... peki ben de konuşacağım. Melike Hanım, ben de konuşacağım. Tabii peki. Hocam. Evet, devam kızım. Ya ondan sonra o şekilde oldu. Ben zaten backstage'e hiç girmedim. Son 5 dakikada hazırlandım. Zaman çok kısıtlıydı. Kapıya çıktım hava almaya. Çünkü bu konuda çok hassasım. Evet çok duygusalım. Çocuklarım konusunda hassasım. Çok ailem normal. Yaşadığım evlilikle ilgili hassasım. Ama bu konunun burada ikinci haftam ve son günü diyeyim ikinci haftamın. Belki gideceğim gitmeyeceğim. Gitmemi çok istiyorlar.
Umarım gitmem kalırım. Çünkü burada tek başımayım ve bugün Eda'ya güvendiğimi, Eda olmadığı için sustuğumu söylediler. Oysa ki kartın çıkacağını bildiğim için susmuştum. Korktuğumu ve onlarla başa çıkamayacağım. Hani Eda yok ya şimdi, Eda ile biz ikimiz bir olunca yapabiliyormuşuz gibi tavırlar sergilediler. Ben sonra kapıya çıktım, hani düşündükçe yaptığı, üzerime karşı söylediklerini. Sonra düşünüyorum, ben aslında normalde sakinim. Yakalamışlar hassas noktalarımı, hep üzerime geliyorlar. Yani sürekli işte öylesin, üslupsuzsun, şöylesin, böylesin, seninle arkadaş olunmaz, seninle dışarıda kahve içmeyin. Ne oldu da siz bu kadar şiştiniz, doldunuz Özlem'e karşı? Ve kimseye daha önce böyle bir şey yapmadınız Aleyna Hülya. Evet. Siz hiç kimseye yapmadınız. Yapılmadı burada. Tarzı Özlem'e yakın olan çok kişi geldi. Ve Aleyna da hep bu durumlara ve Hülya da karşıydınız. Evet, şöyle söyleyeyim. Benim bu durumun içinde olma sebebim aslında tepkisini falan ölçmek değil. Özlem bak kendine gel. Arkada bunları yapma. Herkes sana tepki aldıysa bir sebebi vardır göstermekte. Neyi sebebi? İçinde olmam. Şöyle söyleyeyim. Yani burada göründüğü gibi değil Yasemin Hanım. Yani siz de beni Yasemin, 6 aydır tanıyorsunuz. Bir dakika. Çok saldırgan. Yasemin müsaade eder misin? Bir dakika. Şimdi çocuklar, her şeyi yapabilirsiniz birbirinize. Yırtarsınız espriyle karşı. Ama hiç kimseye hayatınızda hakaret edip aşağılayamazsınız. O karşınızdaki insan. Tabii bu nereden nasıl gelirse gelsin, kim olursa olsun, kimse kimseyi aşağılayamaz. Hepimiz önce kendimize bakalım. Ayıptır be. Çok kötü olabilir. Her şey olabilir. Aşağılayamazsın. Ki değilsin. O konu asla başka değilsin. Bir şey. Uğurkan'ın niye bu kadar delirdiğini söyleyeyim. Çünkü burada biz ekranda da maalesef ki şu anda yani anlatamadığımız başka durumlar da var. Yani bizim duyduğumuz, birebir kulağımızla duyduğumuz. Yani siz zannediyorsunuz ki işte kendi aranızda konuşuyorsunuz. Biz zaten kuliste bunun bir konuşmasını yaptık. Ondan sonra ben zaten Özlem'in yanına gittim. Ben ne zaman kulisinize geldim sizin? Ne zaman geldim? Bir iki defadır ya bir şey olmuştur, bir ya kısır yapmış, teşekkür etmeye çıkmışımdır. Ya bir şey oldu yine gittim. Yani toplasam ben 6 aydır, bu üçüncüdür kulise girdiğim. Ben şurada arkada bile göz temasında bulunmuyorum. Renk vermeyeyim kombinlerinizle alakalı falan. Çünkü bir şey biliyoruz ki gittim. Odaya kapatmış kendini. Hüngür hüngür. Nasıl biliyor musun? Böyle hani böyle etinden et koparırcasına sanki. Öyle bir hisle ağlıyor bu kız. Ne olursa olsun. Evet. Kim olursa olsun. Ne yaparsa yapsın. Bu ne ya, hepiniz kalkıp da kartım yok dedi. Onun için ağlıyor. Bilmiyorum konuyu. Dedim ki hakikaten şu yarışmacılardan hiçbirinin bunu yaptığına ben inanmadım. Yok dedim yani, mümkün değil ama yine de gidip bir soracağım. Çünkü yüksek ve tuhaf bir karakter ya Özlem'cim. Evet. Tuhaf bir kız Özlem. Yani bir anda duygu böyle gidiyor, böyle iniyor, çıkıyor falan filan. Hassasiyetin çok girdim yüksek. Girdim kulise ve sadece şunu söyledim. Tek bir kere soracağım. Özlem'in kartı nerede? Kimseden ses çıkmadı. Sizde yok değil mi dedim. Hani gerçekten düşünmek istemiyorum. Ve de hani kendimi yani içim rahat etsin diye gittim. Ses yok. Dedim ki diskalifiye olacaksınız. Çok ben haklısın. Sizi kendim olarak diskalifiye ediyorum. Eğer dedim hani birinizden biri yaparsın. Tak çıktı benimki oradan. Döndü dedi ki hepimiz dedi yaptık dedi. Ne? Çıkarken editörümüz Emre oradaydı. Yapacak bir şey yok Emre'cim. Yeni başvurulara bakalım. Yeni bir yarışmacı kastım yapalım. Geldim içeriye. Uğurkan abiyle önce bunu paylaştım. Evet. Kesinlikle dedi. Yönetmenimizle paylaştım. Benim için uygundur dedi. Sonra yapım şirketimizi aradık. Ebru ve Dilek Hanım'ı. Nasıl yani falan oldular. Onun için de ben burada tekrarlıyorum. 5 yarışmacının da madem hepsi konuya vakıf. Vakıf olmayan var mı? Hepsi konuya vakıf. Sana evet. Yaptığım iş teklifimi de geri alıyorum. Sizi sevmiyorum anlamında değil.
tabii ki bunca zamandır beraberiz. Tabii ki buram da, ben de neticede hani vicdanlı bir kadınımdır da. Tabii ki de bu durum hiçbir şekilde onlara karşı olan sevgimi hiç eksiye düşürmez. Ama anladım ki bir şey yapmak lazım. Onun için arkadaşlar ben 5 arkadaşımızın da diskalifiye olmasını, yeni haftada Özlem ve Eda ve yanında 5 ayrı yeni yarışmacıyla devam etme fikrini sunduğumda kabul edilmiştir. Zaten Gülşah'cığım sadece kartın alınması değil. Biz çok iyi biliyoruz. Ay. Kendisine sarf edilen burada o laflar, laflar. Söyleyemeyeceğimiz laflar. Şimdi hadi neyse, o Melike'nin bir lafı var ya. Melike bir şey söylüyor, evet. Özlem'e. Ben evet. Biz onu affedemeyeceğim duyduk. Affedemeyeceğim onu. Affedemeyeceğim. Yani. Neyse. Şimdi bak sevgili çocuklarım. Çocuklarım diyorum size. Biz hiçbirimiz aynı yerden gelmedik. Hepimiz ne olursak olalım, hayatınızda birbirinize sakın bu ders olsun, aşağılamayın. Sevmeyin, saygı duymayın belki ama bir insan aşağılanmaz hiçbir zaman. Aynı şeyler hepinizin kim bilir neleri vardır. Aynı şeyler üzerine sizlere de aşağılama yapılsaydı ne yapardınız çocuklar? Beni yıkan, beni üzüntüye zerk eden bu. Benim de bir kızım var. Ayrıca Uğurkan abicim, biz böyle derken Özlem'i de alıp buralara falan çıkartıyoruz. O da şey. Az değil. Onun da dilinin şey kemiği yok. Bak o da ne dediğini bilmiyor. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Gülşah, çok şey duyuyorum onlardan. Hiç onaylamıyorum. Her şeyi yapabilirler. Ben bir iki lafa takıldım. Aynı şey kuliste konuştuğumuz. Şey evet. Bir kere Melike'nin ona söylediği, suyun ona söylediği o kulis muhabbetinde. Yani bu hafta olan yemezsiniz. Şeyler. Başka bir şey daha var. Hiç seni yüzüne söylüyorum ha. Biliyorum Gülşah Hanım. Bak ben Türkiye Cumhuriyeti'nde görüp görebileceğin en deli kadınlardan biriyimdir. Hiç bir lafımı esirgemem. Herkes de şahittir, bilir yani ne manyak olduğumu. Senin de hiç tavrını da beğenmiyorum senin. Sen de ağzından çıkıyor, senin de iki çocuğun var. Sen bir annesin. Buraya diyorsun ya ben anneyim. Tamam sen bir annesin. O zaman sen de bazı söylemlerine dikkat edeceksin. Çok yanlış. Senin karşında da bir anne var. O çok sevdiğin Eda da bir anne. Biz hiç böyle şeyler görmedik. Buna da katılıyorum. Ve çok. Aynen. Ve sen haksızken, bak çok dikkat et. Haksızken haklı çıkıverdin bu olayın içinden. Ben kaç gündür yüzüne de söyleyeyim. Bu Özlem deli mi ya dedim. Bu ne yapıyor dedim. Bu kızlara ne söylüyor dedim. Bak dedim şimdi bak neler söyleyeceğim ona dedim. Bakışıyorduk bekledim zaten nasıl söylüyor bugün diye. Bugün bu olay oldu. Bak sen haksızdın. Bunların hepsi haklıydı. Şimdi sen haklı oldun. Ben bugün sana çok daha ağır başka şeyler söyleyecektim. Ama bu konu sana söyleyeceğim mevzuyu başka bir yere götürdü. Evet. Arkadaşlar ben de bir şey söylemek istiyorum. Özür dilerim. Sakın unutmayın. Ben bu hayatta şunu öğrendim. Kötü bir şey söyleyeceksem hiçbir şey söylememeyi tercih ederim. Onu öğrendim. Aklınızda olsun. Kostüm balosun burası. Yani öyle gibi hayal ettim, evet. Hayal dünyam bu şekildeydi. Özlem'in düğününü bu şekilde hayal ettim. Bu şekilde gittim. Özlem'in düğünü ne, pijama partisi mi bu? Yok, ne bu? Pijama partisi değil. Düğüne eğlenmeye gitmiyorum ya da arkadaşım olduğu için gitmiyorum. Sabote etmeye gidiyorsun. Gibi diyebiliriz. Hediyelerim de var, vereyim mi? Bilmem, kabul eder mi? Kabul eder misin? Hediyenin açıklamasını arkada bana yaptığı gibi burada yaparsa tabii hediyesini ki kabul ederim. Kendisi gibi çok üstüne gelindi ama yapayım mı yani şu an bu açıklığı? Ben bu kadar kaos olacağını düşünmemiştim. Ama zaten yapmışsın söylerken. Ve kaosu yaratan parçaların bir parçası bu. Lütfen yap. Tamam. Neden bu kadar burada konuşuyoruz? Bir fikri olsun yine de tamam. Herkesin yeniden. Eşinin de kendisi gibi kendi vizyonunda olduğunu düşündüm ve ona güzel bir tek taş alamayacağını düşündüm. Kendim bir tek taş aldım. Ekstra kendim için de takabileceği bir küpe hediye aldım. Ya. Çok doğru düşünmüş. Gerçekten özür dilemeyecek misin? Hayır. Su. Duyuyor musunuz? Başka bir şey daha var. Benim düğünüm bodrum katta 1 milyara kiralanmış, rütübet kokan bir düğün salonuymuş.
Şöyle, sordular nerede yapıyor düğün diye. Ben de eski tip bir düğün salonunda hayal ediyorum düğünü. Ben bir hava alabilir miyim? Hayır, dedim. Otur. Ne, tekrarlar mısın? Arkada söylediğimde gülüyordu. Canım ben bunu sana söylediğimde kahkaha attın arkada. Ha böyle Lütfü mi dedin? Lütfü Betko'dan düğün salonundan değil. Bu nasıl değil. Bir şov ya? Bana orada kahkaha attın arkada. Özlem bıraksana şovu Allah aşkına ya. Ama yani, koskoca Türkiye'nin önünde de. Koskoca Türkiye'nin önünde bana onca kelime etti. Ben de yukarı çıktım. Koskoca Türkiye'nin önünde ağlama krizi geçirdim. Demek ki koskoca Türkiye'nin önünde her şey olabiliyor. Ben de bunu yapabilirim. Bu hakkı kendimde gördüm. Düğün nerede bir düğün salonuna gidiyorsun? Bir eski düğün salonları olur ya böyle merdivenden inersiniz falan böyle Bodrum'da. Demek ki sen çok gittin. Yani ben bilmiyorum öyle bir yer. Sen gittin demek. Benim çünkü ailem zengin bir aile değildi ve o tarz olabilir. Düğün salonlarında düğünler yapıldı Gülşah. Ve bunu şu tabii anda gittim yani. Ha, bunu şu anda karşındakini aşağı çekmek ama amaçlı senin yaşadığın şeyi yaşadığım şey kötü bir şey değil ki bence herkes yani ama herkes senin tavrına bakılırsa aşağılıyorsun. Yok ben aşağılamak olarak kabul etmem. O zaman ben kendim de aşağılamış olurum çünkü ben de gittim. Öyle oldu zaten biraz. Öyle oldu. Onun kendimi için de aşağıladım o zaman. Evet, sen öyle hem oldu. Kendini hem de o gittiğin düğündeki o düğün sahibi yok, kimse yani, onları da aşağılıyorsun. Bu bir aşağılamak hani değil. Çocukluğunda siz bunu susar mısın? Çocukluğunda gittiğin düğünler hepimiz gitmişizdir bu arada. Herkesin durumu olmak durumunda değil. Ben ne saraylarda düğünlere gittim, ne yurt dışında düğünlere gittim, ne balo salonlarında düğünlere gittim, ne de işte böyle merdiven altı olan düğün salonlarında kendi bütçeleriyle mutluluklarını aynen taçlandıran insanların olduğu düğünlere de gittim. Ve bu düğün salonlarında gerçekten çok eğlendik. Ve sen... Ben de çok eğlendim. Fikrini sormuyorum. Ve sen şu anda Özlem'e böyle bir şey söylüyorsun. Onu yani şöyle gelerek, onu aşağı çekmek tamamen amaç siz, bu. Siz şu an bence konuyu aşağılamak olarak şu an bu şekilde yansıyorsunuz. Ben sen size... benim sözümü kesme. Sen bayağı hem böyle bir kombinle gelerek... Hem de konseptini söyleyerek hem kendini hem Özlem'i hem de o düğüne gittiğini herkesi aşağı çeken bir tavır sergiliyorsun suçum. Bu siz kadar. Bence bu şekilde yansıtmak istiyorsunuz ve bu şekilde yansıtıyorsunuz. Ben mi yansıtmak istiyorum? Ben, kombini yapan nein, sensin. Ben, konseptini söyleyen de sensin. Evet, konseptimi söylüyorum. Ben bunu, bu konsepti böyle aşağılayarak o iğrenç yerde o düğün falan demedim. Yani ben gülerek dedim ki eski tip bir eskiden yapılan eski tip düğün salonlarının birinde yapmış dedim yani. Rutubet kokan. Güldüm. Öyle mi dedi? Rutubet kokan. 1000 liralık rutubetli olan. Rutubetli olur ya dedim o düğün salonları dedim. Böyle rutubet kokan o düğün salonu. Ne demek istediğini hepimiz tavırla... anladık. Bak çok canım bir şey söyleyeceğim. Güzel sucum. Sana şurada söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Ama şu tavrını konuşurken vücut dilini, mimiklerini, jest ve mimiklerinden zaten senin bu açıklamaları yapmana gerek yok. Biz anlıyoruz. Bir de bence asla zaten neden senden özür dilesin ki şu anda? Ancak kendinden özür dilemelisin Su. Bu öyle bir konu yani. Bence sen yarışmayı unutup kartın Özlem'le neredeymiş olan ilişkindeki yaşadığın gerginliği burada podyuma getirdin. Özlem'le olan gerginliğinle hiçbir alakası yok. Konseptimi bu şekilde vermem de sırf bu şekilde gelebilmek içindi. Yani özenmek istemedim. Ya Özlem'le bir alakası olan bir durum değil açıkçası. Ama konseptimiz uyku tulumuyla gel değil ki. Bu şekilde gelmek istedim ne ya? Bu şekilde gelmek istedim ne demek ya? Hayırdır? Ve cuma günleri hani özel olarak bir tık daha farklı özeniyoruz. Hangi durumda olursak olalım. Senin canın ne mı sıkıldı var burada olmaktan? Canın mı sıkıldı Su? Bu şekilde gelmek istediğim için konseptimi böyle yaptım. Ne şekilde geldin? Komik. Amacın ne? Ne büyük saygısızlık. Yani bir amacım yok Serdar Bey. Zaten bir amacın olmadığını görüyoruz. Sen bu şekilde neden gelmek istiyorsun? Senin çok ciddi soruyorum. Canın mı sıkıldı? Nasıl yani? Hani burada olmaktan canım mı sıkıldı? Çünkü bu şekilde geliyorsun. O zaman bu kızlar deli mi? Sabahtan beri koştur koştur diktiriyorlar, alıyorlar, ediyorlar falan filan. Ben de yaptım bunları Gülşah. Tamam, bunu defa almak... bu şekilde geliyorum. Tamam, girdi. Yani. Her gün bu şekilde geliyormuşum gibi. Bir şey sordu sana. Ki. Burada olmaktan sıkıldın mı dedi Gülşah. Lütfen bunun cevabını merak yani edin. Evet.
Burada olmak istemiyorum. Tamam, biz seni tutmayalım o zaman. Kapı burada. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Bay bay. Çok doğru bir karar oldu. Bu şekilde bence gelecek de, karşıma. Ondan sonra 6 aydır burada deli gibi onlar koştur koştur mücadele edecekler. Ondan sonra da buyurun. Arkadaşlar, bu yapılan bizlere, yarışmamıza büyük saygısızlıktır. Aynen öyle. Bu şekilde gelmek istediğim için böyle kombin yaptım. Puanlarımıza geçmeden önce bugün yaşanan olayları hepimiz farkındayız. Bu olaylardan dolayı bir yaptırımımız olacak. Ve jüri olarak çoğunluğumuzun kararıyla Aleyna, Hülya, Melike ve Deren önümüzdeki hafta 5 gün için para ve süre cezanız olacak. Ama bunu haftaya pazartesi günü paylaşacağız. Hak ettikleri bu değildi de. Tabii. Siz kıyamadınız. Daha ilk sezon burada oturduğunuz için. O zaman puanlara geçiyorum. Aleyna. 9. Aleyna. 9. 8. 8. Özlem. 8. Özlem. 6. 7 kızım. Özlem. 5. Hülya. 8+1. Hülya. 10. Hafta içinden artı bir kanaat notum var. 8. Hülya. 8+1 kanaat notum var. Melike. 10+1. 11 pardon. Melike. 10. 9. Melike. 10+1 kanaat notum. Deren. 8+1. 9 puan. Deren. 6. Hafta içinden yaptığın eldivenli elbise için artı bir kanaat notum var. 6. Deren. 5+1. Evet, puanlarımız bittiyse kimi davet ediyoruz arkadaşlar? Müge Hanım. Müge Hanım'ı davet ediyorum efendim. Ay Müge'cim günden güne zayıflıyor. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş buldum. Hoş geldiniz Müge Hanım. Bu ne hoşluk? Teşekkür ederim Serdar Bey, siz öylesiniz. Kilolar veriliyor artık. Bir tık, çok yavaş ama vermeye çalışıyorum. Geç olsun, güç olmasın. Çok teşekkür ederim. Müge Hanımcığım. Siz böyle söyledikten sonra çok mutlu oluyorum. Motive oluyorum gerçekten. Yo yo, fark edilecek derecede zayıfladınız. Teşekkür ederim. Lütfen bırakmayın. Çünkü ben sürekli söylüyorum ya Müge Hanım'a. Sağ olsun kızmıyor ama da bana. Estağfurullah, olur mu? Çok güzel motivasyon oluyor. Yani gerçekten çok seviniyorum. Siz söyleyince daha çok motive oluyorum. Süper, çok memnun oldum. Bir tık böyle damla damla verebiliyorum ama. Bakalım muhteşem bugün biz tasarımımız Ay ve Yıldız'ı, bugün nedir? Aynen Ay ve Yıldız çalıştık ama farklı motifledik, farklı tasarım ya da farklı dizayn yaptık. İsterseniz kameralarımıza da gösterin şöyle lütfen. Şimdi bu hazırladığınız muhteşem kolyeden biraz bahsedebilir misiniz? Evet, yine her zaman olduğu gibi 14 ayar altın. Ondan güzel. Sonra biz bunu sadece hani nasıl diyeyim, Ay ve Yıldızları farklı dizilim yapmak istedik. Böyle kafamıza göre işte hani hep Ay ve Yıldız vardır ya. Evet. Ama biz bunu hep bir arada bir çerçevenin içinde toplamak istedik. Çok güzel olmuş. Umarım beğenilmiştir. Şöyle. Farklı ölçülerde. Farklı ölçülerde. İkisi parlayan, evet. Birisi de altın olarak. Altın olan, diğeri aynen. De taşlı olan. Biraz heyecandan anlatamıyorum.
Ya bir görünce siz nasıl heyecanlanırsınız? Vallahi. Benim heyecanlanmam lazım. Siz daha eskisiniz benden. Evet ama ben bir türlü panikliyorum. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Bu muhteşem kolyeyi bakalım. Evet. Bugün... Ben Müge Hanım'ın bir heyecanını alayım. Evet. Siz gelince daha çok heyecan. Aşkım benim. Tekrar bakayım. Söyleyeceğim. Aman 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 aman. Güzelliğine bakın. Bak. Kime gidiyor? Ben bilmiyorum orada kime gittiğini. Yasemin gördü. Ben gördüm. Bakalım bu muhteşem yaratıcı kolyeniz kime gidiyor? Merak ediyor musunuz bir yana? Söyleyeyim mi? Hemen söylüyorum o zaman. Bugünün kolye alan ismi Melike. Kılıyorum. Aleyna 103 puan. Özlem 67 puan. Hülya 1 puanla kolyeyi kaçırdın. 107 puan. Melike 108 puanla bu haftanın kolye kazananı ve birincisi. Deren 65 puan. Elemeye gelince efendim, biliyorsunuz ki Eda bu hafta sadece aramızda bir gün oldu. Evet. Ve bir gün olduğu için, eksik günleri de çok olduğu için adaletli bir yarışmanın devam etmesi açısından bu hafta eleme yapmıyoruz efendim. Ayrıca Su diskalifiye edildi. Aynen öyle. Eda ve yeni bir yarışmacımızla beraber haftaya başlayacağız. Ve bu haftanın da sonuna geldik. Sonuna geldik. Mutlu hafta sonları. Mutlu özleyin hafta bizi. Sonları. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Evet efendim. Hoşça kalın. Lütfen. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın efendim.